Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Twitter'da yaptığım bir paylaşım sonrasında gelen yorumlar ve tepkiler sonucunda çekmeye karar verdim. Bu depremden sonra bir paylaşım yapmıştım. Ben özellikle hani deprem çantası ya da işte acil durum çantasında bulunması gereken powerbank türündeki ürünlerden bir tanesini önermiştim. Bu önerdiğim ürün GP'nin GPX 411 Charge Anyway isimli ürünüydü. Bu ürün hem bir powerbank, aynı zamanda üzerine pil koyduğunuz zaman da o pilleri şarj edebiliyordu, şarjı pil koyarsanız. Şarjı pil koymadığınız zaman da normal işte alkalin pil falan koydunuz. Yine cihaz bir powerbankmış gibi davranıyor. Ben bununla ilgili ürünün linkini açıklamaya koyacağım. Herhangi bir affiliate ya da bir hani işbirliği falan değil bu. Sadece böyle bir ürün var. Bunu da bilin diye paylaşmıştım. Neden bu ürünü paylaştım? Şimdi böyle bir powerbankınız var değil mi? Hani deprem ya da benzeri bir acil durumda. İşte sel oldu, yangın oldu, şu oldu, bu oldu. Bunu yanınıza aldınız. Fakat bu tarz ürünlerin şöyle bir sorunu var. Belli bir süre sonra bu 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl değişebilir ürünün kalitesine göre. Pilleri bitiyor. Yani pil ömrü bitiyor. Sonuçta bu biçimde bir pil var ve bu pillerden de siz şarj oluyorsunuz. Bir de bu ürünün şöyle bir sorunu var. Acil bir durumda bunu kullandınız, tamam şarj etti. Bittiği zaman tekrar şarj edecek enerjiyi bulamama durumlarınız olacaktır. Özellikle deprem gibi durumlarda hani bunu göz önünde bulundurarak bir tavsiyede bulunmuştum. Yoksa normal zamanda şöyle işte bir sürü bu tarz ürünler var. Bunları alır kullanırsanız bunlarda herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Fakat acil durumlarda bir afet durumunda, bir deprem durumunda, bir yangın, bir sel durumunda bu tarz ürünler çok fazla işe yaramayabiliyor. Çünkü bir kez tamam şarj etti telefonunuzu, örneğin bu 10.000 mAh standart bir işte iPhone diyelim 11 ya da 12 iki kere falan çok rahat şarj eder. Zorlarsanız 2.5 da olabilir veya bir Android telefonu da yine benzer şekilde 4.000 mAh olduğunu varsayalım. 2-2.5 kez rahatlıkla şarj edebiliyor. Ama tabii ki bunun da pili bitince eğer etrafta bir elektrik vesaire kaynağınız yoksa bu tarz ürünleri kullanamıyorsunuz. Bu bahsettiğim GP'nin bu modeli ise üzerine 4 tane kalem pil takıyorsunuz ve hem bunları şarj edebiliyor eğer şarj edebilir bir kalem pilse ki zaten kutusundan da 4 tane pil çıkıyor ve aynı zamanda bir powerbank görevini görüyor. Tabii bu ürün kısıtlı bir ürün. Neden? İşte üzerindeki piller 2600 ya da 2700 olması lazım yanlış bilmiyorsam. Ve 2700 mAh'lik bir gücü var. Bu da bir telefonu bir kez bile zar zor doldurabileceği anlamına geliyor. Ama hiç yoktan iyidir diye düşünerek üzerindeki piller bitince yenilerini takıp yine bir şarj istasyonu, bir powerbank görevini görmeye devam edebilirsiniz. Ben bu ürünü bu yüzden tavsiye etmiştim ama Twitter'da bayağı bir kişi tarafından beğenildi. İşte 800'e yaklaşan, hatta 800'ü geçti. Ben bu videoyu çektiğimde 700 küsur, 790 küsurlardaydı. 800'ü geçen bir beğeni oldu. Bir sürü kişi de retweet etmiş. Onun altına farklı yorumlar da geldi. Birazcık da bu konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben videoyu parçalara böldüm. Hatta bir zaman çizelgesi de yapacağım videonun içinde. Birinci parçamız şu arkadaşlar. Powerbank'lar nasıl çalışır? Şimdi powerbank az önce söyledim. Bir kez daha söyleyeyim. İçinde pil var. Bildiğimiz pil. Normal. Bunların bazıları böyle normal bildiğimiz 18650 dediğimiz büyük piller olabildiği gibi. Telefonların içinde olan özel tasarım piller de var, olanları da var. Siz artık hangisini aldıysanız alın. Sonuçta bunun içinde bir pil var. Bu pilde bir ömrü var. Bu işte söylediğim gibi 3 sene, 4 sene sonra bunu ömrü bitiyor. Daha az şarj etmeye başlıyor veya daha az gücü azalmaya başlıyor. Artı bu ürünleri kullandınız. İşte bir telefon şarj ettiniz. İkinciyi şarj ettiniz. Üçüncüyü şarj ettikten sonra da sonuçta bu da şarj edilecek bir hale geliyor. Yani pili bitiyor bunun da. Ve tekrar bir şekilde şarj etmeniz gerekiyor. Bu ürünlerin çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer bölüm olan powerbankların çıkışları. Şimdi günümüzdeki powerbankların neredeyse tamamında, olmayanları da var bu arada ama %99'unda vardır. Tip A dediğimiz standart bilgisayarlarda da bulunan USB bağlantı çıkışımız var. Bunlara işte bazısında bir tanedir, bazısında iki tanedir, bazısında tip C de olabilir. Ek olarak bunlara söylüyorum. Bazısında olmayabilir. O yüzden ama genelde tip A hemen hemen hepsinde oluyor. Buraya işte bir USB kablosunu taktığınızda ucuna telefon takarsanız telefon şarj eder. Aksiyon kamerası takarsanız aksiyon kamerası, diş fırçası takarsanız diş fırçası ya da ne takacaksanız ucuna onu şarj edebilir. Bu arada iPhone modelleri biliyorsunuz son yıllarda kablo değiştirdi. Tip C bir ucu, bir ucu da Lightning oldu. Bunlara olmaz böyle bir cihazınız varsa eğer. Tip A'ya bunu takamazsınız. Ufak dönüştürücüler var. Onlardan alıp buraya takarsanız burada durmasını ben tavsiye ederim. Böyle bir çözüm olduğunu da belirtmiş olayım. Çünkü bu da geldi bana bu soru olarak. Bende iPhone var. Kullanamayacak mıyım? Yok. Küçük bir dönüştürücü var. 50 lira 100 lira falan satılıyor. Alır. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu powerbankların bazılarında hani tip C çıkışı var dedik. Bazıları PD dediğimiz power delivery ya da işte farklı şekillerde de yazabiliyor bunlar. Qualcomm'un farklı teknolojileri var. Şunlar var. Bunlar var. Yani yüksek hızlı şarjı da destekliyor. Bu neden önemli? Telefonunuzu daha hızlı şarj edeceği anlamına geliyor. O yüzden hani onları da tercih etmeniz mümkün olabilir. Onları da altını çizmiş olayım. Şimdi gelelim powerbankların şarj konusuna arkadaşlar. Bu ürünleri de şarj etmemiz gerekiyor pili bittikten sonra bittiği zaman. Bunun için de genelde ne kullanılıyor? İşte telefon adaptörlerini kullanabiliriz. Üzerinde USB çıkışı olan ve bunun hangisi oluyorsa genelde tip C'de olanları var. Micro USB dediğimiz türde olanları da var. Artık sizin cihazınız hangisini uyumluysa o kablodan bulundurup bunu da şarj etmeniz gerekiyor pili bittiği zaman. Bu şarj konusu önemli. Özellikle afet durumlarında önemli
önemli sıkıntılardan birisi olacaktır. Çünkü elektriğe ulaşamıyorsunuz. Deprem oldu veya başka bir afet oldu. Elektriğe ulaşmanız zor olacağı için, çünkü birkaç günde ulaşamayacaksınız. O yüzden bu tarz ürünlerin şarj konusu birazcık sıkıntılı oluyor. Afet durumlarından bahsediyorum. Normal zamanlarda sorun değil. Her yerde elektrik var, her yerde priz var, ama afet durumlarında bu tarz cihazların şarj konusu birazcık sıkıntılı olacaktır diye. Bunu da altı özellikle çizip ona göre bir düşünce yapısı geliştirmeniz ya da ona göre bir plan yapmanız gerekiyor. Peki şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Güneş enerjili olanları da var bunların. Evet, burasında bir panel olanları var ya da işte komple iki tarafında da panel olanları var. Bunlar da işte kendi kendine enerjiyle şarj edebiliyor mu? Edebiliyor, ama tabii onların kapasitesi ve şarj etme hızı birazcık yavaş. Yani bütün gün güneşte bırakmanız lazım. Bu da şöyle düşünün, hani her zaman güneşi bulamayacağınız zamanlar da olacaktır. O yüzden onlar hani işe yarayabilir ama %100 yarar mı? O birazcık hani o afete nerede yakalandığınıza, afet durumundaki güneşin durumuna da birazcık bağlı. O bakımdan bunu %100 öneremiyorum ama bir alternatif olarak aklınızda olsun. Bu tarz ürünler de var. Yani bir yüzeyi ya da iki yüzeyi güneş enerjisi paneli şeklinde olan powerbanklar da var. Onlar da kendi pillerini o şekilde şarj edebiliyorlar. Powerbanklarla ilgili bir diğer konu ise powerbank kutuları dediğimiz ürünler var. Özellikle AliExpress'te çok var. Şimdi birkaç tanesini ben size fotoğraflarını göstereceğim. İçine farklı türlerde piller koyuyorsunuz. Yani bunlar genelde, bu olanları söylüyorum, benim göstereceklerim için söylüyorum, 18650 dediğimiz yüksek kapasiteli piller konuyor. Bunun 10'lusu var. Benim şu anda ekranda gösterdiğim 10'lu ama 12'lisi, 20'liye kadar olanları falan da var. Bunları da alıp kullanmanız mümkün. Yani bunların pilleri değiştirilebiliyor. Tabii afet durumunda şöyle bir sıkıntı da olacaktır. Bu pilleri nereden bulacaksınız? Bunlar kalem pil kadar kolay bulunan şeyler değil. Belli aralıklarla evde öyle bir stok yapmak, arabada bulundurmak vesaire gibi opsiyonlar olabilir. Ama bunun da güncelliğini korumanız lazım. Yani bu pillerin de bir ömrü var. O ömür bittikten sonra yenilerle değiştirmeniz lazım. Yani onu yapmak birazcık hani düzenli olarak, yani bir afet çantası hazırladınız diyelim. O çantaya düzenli olarak bakıp 6 ayda bir, özellikle bu tarz pillerde yılda bir kez bile baksanız iyi olur. Ne durumdadır kullanmak? İşte belki şarj etmek, deşarj etmek filan gibi şeyler de yaparak ömrünü biraz daha uzatabilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. Yani burada önemli olan şey bu pilleri almak, kutuyu almak değil, düzenli olarak onları da kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Bunu özellikle afet durumu için söylüyorum. Normal zamanlarda bu çok önemli olmayabilir. Zaten kullanıyorsunuzdur, pilini bitiriyorsunuzdur, tekrar şarj ediyorsunuzdur, yenisini alır değiştirebiliyorsunuzdur, ama afet durumlarında bu o kadar kolay olmayacağını düşünerek bir plan yapmanızı öneriyorum. Bunun daha küçük olanları da var. Şimdi ekranda onu da göstereyim. Böyle iki tane pil takılan versiyonları da var. Türkiye'de de bulunabilir mi? Belki vardır. Ben görmedim. Aspirsa'nın böyle bir şey yaptığını duydum ama görmedim. Açıkçası satışta olarak görmedim en azından. İki tane 18650 pil koyuyorsunuz ve bu sizi böyle telefonunuzu bir kez iki kez rahat şarj eder. Bu bana daha pratik geldi. Küçük olması ve iki tane olması gibi. Bundan 3-4 tane alır koyarsınız. Arada da pillerini kontrol eder. Pil durumlarını, pil sağlığına bakarsanız bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu arada elinizden geliyorsa böyle bir kutu yapmak öyle inanılmaz bir teknoloji değil bu arada. Yani belli hazır devreler var. Onlarla siz kendiniz bile böyle bir kutu yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Önemli olan işte pil ömrünün vesairenin, pilin değiştirilebilir ve kolay bulunabilir pillerden oluşması. Bu bence önemli konulardan bir tanesi. Buna dikkat ettikten sonra siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani az bir şey elinizden böyle bir kabiliyetiniz varsa kendiniz de üretebilirsiniz. Onun da altını çizeyim. Şimdi olası afet senaryolarında bu tarz bir powerbank'ı nasıl kullanabiliriz? Nasıl sağlıklı kullanabiliriz? Birazcık bununla ilgili bazı senaryolar ürettim ben kendi kafamda. Tabii bunlar tamamen senaryo. Gerçek hayatta işe yarar mı, yaramaz mı çok da bilmiyorum. Deneme imkanım olmadı henüz. Ama aklınızda olsun, sizin de katkılarınız olabilir yorumlarda bu senaryo. Hani şöyle bir şey de yapılabilir diye belki söyleyebilirsiniz. Şimdi benim birinci senaryom şu. Belli dönemlerde yüksek miliamper gücündeki powerbankları alıp bir kenara koymak. Yani hani ben kutuyla bilmem neyle uğraşmayayım. Şundan alayım. 2 sene sonra bunu yerine başka bir tane alıp işte çantamı koyayım dursun. Evet, bu senaryo olabilir. Yani bunları düzenli yaparsanız yeni ürünlerle eskisini alıp yenisini koyup eskisini de kendiniz başka yerde kullanırsınız. Böyle bir senaryo olabilir. Yani çantanızda olur, arabanızda olur veya işte nereye koymak istiyorsanız, iş yerinizde olur, evinizde olabilir, artık nereye koymak istiyorsunuz. Ama bunu düzenli kontrol etmek şartıyla. Çünkü bunların pili bitecektir, azalacaktır, pillerin ömrü değişebilir. Bu yüzden bunları arada kontrol etmekte fayda var. Birinci senaryom benim bu olabilir. İkinci senaryoda çözümüm powerbank kutusu alıp 3-4 yılda bir pillerini değiştirmek ya da işte 2-3 yılda bir hani kontrol edip ona ne kadar artık gerekiyorsa değiştirmek olabilir. Bu da bir senaryo dahilinde yapılabilecek bir şey. Yani kutuyu aldınız, içine pilleri koydunuz, işte bir sene bir şey olmadı, 2 sene bir şey olmadı.
Onur değiştirip başka pillerle devam etmek gibi bir senaryoda olabilir. Üçüncü senaryoda şöyle bir şey var. Güneş enerjili portatif şarj sistemleri var. Şimdi bunlar var, satılıyor. Piyasada özellikle bu depremden sonra, Kahramanmaraş depreminden sonra çok daha fazla popüler hale gelir diye tahmin ediyorum bunlar. Bunlar da kullanılabilir. Böyle panel gibi şeyler bunlar. İşte ne anladım işte 30'a 40 falan şöyle dikdörtgen şeklinde büyük paneller düşünün. Bunu bir açık havada güneşe koyuyorsunuz. Bundan 3-4 tane yanına açık koyduğunuz zaman aslında bir power bank'ı veya başka bir şeyde çalıştırabilecek bir güce ulaşabiliyorsunuz. Bunlar da hani bu tarz ürünleri sadece bunu değil başka şeylerde şarj etmek için ya da işte ışıktan faydalanmak için falan kullanılabilir. Olabilir. Bu da bir senaryo dahilinde bir şey. Bu arabada da durabilir ya da varsa evinizde böyle bir hani ardiye gibi bir yer belki orada da olabilir. Yani bu tarz çözümler işinize yarayabilir mi? Yarayabilir. Ama tabii söylediğim gibi bir afet durumunda neyle karşılaşacağımız çok belli değil. Bu anlattığım senaryonun hiçbirini de yapamayabilirsiniz. Birkaçını da hayata geçirebilirsiniz ya da farklı bir senaryonuz olabilir. Sizin kendi özelinizde, kendi durumunuza, kendi bulunduğunuz bölgeye has. Onları da kullanabilirsiniz ama bunu da düşünmek lazım. Yani ben burada genel fikir veriyorum. Bu fikirleri alıp toplamak, başka şekillerde farklı şeyleri evrimleştirmek birazcık size kalmış bir şey arkadaşlar. Çünkü bu powerbank konusu çok konuşuluyor ve o paylaşımı yaptıktan sonra da altına gelen yorumlarda da gördüm. Hani yavaş şarj eder diyor. Evet doğru. Bu az önce bahsettiğim o GP'nin ürünü 2600 miliamperlik işte 5 volt 1 amper çıkış veriyor. 1 amperlik bir çıkışla da telefonu böyle bayağı uzun sürede şarj edersiniz. Afet durumlarında pilin ultra güç moduna alırsınız telefonu işte bir şey yaparsınız. Çok da büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu özel bir durum olduğu için söylüyorum. Normal zamanda ben böyle bir cihazı önermem kimseye ama acil bir durumda bir afet durumunda işte bu tarz bir ürün çok daha iş görür diye düşünüyorum. İnşallah kullanmak gerekmez. İnşallah Allah bir daha böyle hani büyük depremler ülkemize vermez diyorum ama ülkemiz deprem ülkesi. Öyle ya da böyle bu depremler olacak. Biz de elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadar hazırlıklı olursak bu sadece powerbank alalım, çanta hazırlayalım anlamında söylemiyorum. Oturduğumuz binaların sağlamlaştırılmasından tutun da bunların denetlenmesine kadar birçok konuda inşallah önlemlerimizi de alırız. İnşallah böyle büyük depremlerde bir daha bu kadar büyük bir şekilde yaşamayız diye düşünüyorum. Evet bu videoda sizlere afet durumunda kullanılabilecek powerbank çözümleri hakkında bazı fikirler vermeye çalıştım. Sizin de bu konuyla ilgili mutlaka fikirleriniz vardır arkadaşlar. Eminim ki vardır. Farklı alternatifler vardır. Benim bilmediğim şeyler de mutlaka vardır. Yorumlarda yazın. En azından birkaç kişiye faydamız olursa ve birkaç kişinin hayatına bu şekilde dokunabilirsek en azından iyi olur diye düşünüyorum. Tabii teknoloji gelişiyor. Farklı alternatifler çıkıyor. Birkaç sene sonra bu videoyu izlediğinizde ya bak şimdi şöyle bir şey de var da diyebilirsiniz. Elbette olacaktır. Teknoloji bu. Sürekli daha ileri doğru gidiyor. Yeni şeyler çıkıyor. Farklı çözümler de var. Onlarla ilgili fikirleriniz olursa da yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun.